Arkadaşlar merhaba. 15 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı Elazığ'dayız. Güzide vilayetimiz, doğu illerimizdeki kadim memleketimiz Elazığ'da bugün 8 kuşlu bir program var. Birinci kuştan başlayan bir dörtlü gayanla beraber değerlendirmelerimizi yaptık. Bir adet altılı gayan var arkadaşlar 8 kuşlu programda. Birinci kuşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada 10 tane safkan var. Arkadaşlar burada baktığımız zaman 4 numaralı Gavara ve 1 numaralı Baba Bedu arasında bir mücadele bekliyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Yani 1 ve 4 arasında çetin bir mücadele. Bunlara 9 numaralı Nilyeli Hasan Altundağ ve 7 numaralı Rose Pacer da katılabilir tabii ki. Burası dediğim gibi 1 ve 4, 4 ve 1 ayrımsız yani biri daha ötekinden daha iyi demiyoruz onunla. İkisini eşit görüyoruz ve 9 ve 7 de ikisinin arkasından diyoruz. Hatta deneyin arkadaşlar 4 1 ikili 1 4 ne bileyim. İkinci koşu 7'li plasenin başlangıç ayağı şartlı 3 dişiler 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada normalde 2 numaralı first to finish Ferit yardımcıyla kazanması lazım. Yani Ferit yardımcı bu ilk kez koştuğu yarışı kazanan safkanı iyi koşturacaktır. Lionheart yavrusu. Burada geçemeyeceği hiçbir at yok. Bunu geçecek atlar zorlanır ama 3 numara Kızıl Mamba, Abdullah Çankaya'da belki bir sıkıntı çıkartabilir bu safkanı diyoruz ama en azından ikinci olacaktır 2 numara First Finish. Bu safkanın ikinci olmaması demek tamamıyla kasıtlı olur arkadaşlar. Bakın bu safkanın First to Finish'in ikinci olması daha iyi. Kasıtlı olur. Yani startta mı startta kalmalar bilmem neler yani. Evet. Bir şekilde ayarlıyorlar. Arkadaşlar şartlı 4'teyiz. Günün ilk ayağı altılı gayanın da ayağı 3. koşu. 4 ve kıraçlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar kum pistte. Evet şimdi burada arkadaşlar 8 numaralı çok az yazacağız buraya. 8 numaralı Reber Ferit yardımcı ile ilk atımız. Yani burada tuttuğumuz bir at var. 5 numaralı Hedbe Hasan Altundağ ile. Bunu biz ilk sıraya değil ama ikinci sıraya alıyoruz. 5 numarayı. 8 ve 5 çok ön planda açıkçası Reber de dahil. Bu iki tane safkanın arkasından 7 numaralı Mengü Alp Yusuf Cengiz'le 3 numaralı Boztepe Bey Necmi Altın 11 numaralı Eğilmiri İsa Akyavuz 2 numaralı Efe Berk Burhan Sarıdal ve 1 numaralı Bekir Yunus Çelikbaşlı arkadaşlar. Burası için. Yani biz normalde ibiş tutuyoruz ama arkadaşlar yazarsanız da iyi olur. Bir şekilde. 5 ve 8 burada ön planda 8 ve 5 ön planda 7, 3, 11, 2, 1 ve 12 numara safkanlarda içinden beğendiğinizi alabilirsiniz. 4. koşu handikap 15. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada 7 numaralı King Çınar Ferit yardımcıyla sürdürerek banko. Burada bu sapkının bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Aksi takdirde burada üst tarafta bu 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara bunların hepsinin geliri var. Eğer burayı tek atmazsınız arkadaşlar yani bir şekilde bir alternatif bankomuz var çünkü daha sonra dilerseniz bu hatta da yazabilirsiniz buraya. 7 numarayı biz banko olarak tavsiye ediyoruz. 5. kuş Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası koşusu kısa vadeli 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet günün kıran kırana olacak olan bir mücadelesi bu. 91 bin lirayı kaçırmak istemezler buradaki arkadaşlar. 6 numaralı Yılmazhan, Sami Kaplan ve 1 numaralı Silver Cloud ilk aşamada ekürüler arkadaşlar. Yusuf Cengiz de ilk planda bizim burada ses getirecek olan size tavsiye edeceğimiz safkanlar. Sevdiğimiz bir at var bugün burada koşuyor. 7 numaralı Magnum Opus. Necmi Altın iyi bir idare yaparsa bu safkanı getirebilir. İkinci atımız. 5 numaralı Into Ferit yardımcıyla kesinlikle çok yırtınacaktır bu koşuyu kazanmak için. Bundan eminiz. 10 numaralı Genç Nuray'ın kızı Hasan Altun'da. 11 numaralı King Ayhan Burak Bektaş. Ve 2 numaralı Yıldız Han Mehmet Doğan. Arkadaşlar burası kapatmış gibi oluruz böylece. 6, 1'e küller dedik. 7, 5, 10, 11 ve 2 numaralı safkanlar diyoruz. 6. koşu handikap 14 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 9 tane safkan var. Arkadaşlar burada öncelik 2 numaralı Gömeç Abdullah Çankaya ile 1 numaralı Ezmir Şan Necmi Altın'la 4 numaralı Bitirim Seda İsa Akyavuz
Ve 6 numaralı Fatma Kız Hasan Altunday'la şans alacaklar. Ancak burada bütün atların geliri var, onu söyleyeyim size. Ve mümkün mertebe sürpriz attığınız varsa burada yazın bizim vermediğimiz dışında. 2-1-4-6 şeklinde pardon. Benim atım burada 6 numaralı Fatma Kız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben bu atı tutuyorum burada bugün. İyi bir koşu bekliyorum Fatma Kız'dan. 7. koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 9 tane safkan içerisinde öncelik 9 numaralı Yosun Kız Caner Tepe. Burada da çok ilginç bir at gelebilir. Evet, 5 numaralı Sky and Rose. Yani Türkçeyi bu kadar güzel karıştırılı bir İngilizce ile yani. Daha doğrusu Sky Han Rose. Necmi Altın'la. 7 numaralı Lady Ela Mehmet Ali Aktürk. 1 numaralı bu Lady Ela'dan da iyi koşu gelecek bugün arkadaşlar. 1 numaralı Abbe Fehim Sami Kaplan ve 4 numaralı Real Grace duyuyoruz burada. Ferit Yardımcı. Burada şimdi bu gelmez diyecek. Bu İmiz Bulsan yavrusunu öldürmüşler iki koşuda. Burada bu Ferit Yardımcı bunu alırsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Bakın altını çiziyorum. Altını onu düşünüyorum. Burada Ferit Yardımcı burada gelmez. Şimdi binlerce insan şunu düşünecek. Orada geldi, burada gelecek falan filan. Abi, burada gelmez abi bu. Şurada gelmez. Real Grace'e gelmez burada. Yani olay odur. At yarışında siz burada gelmez dediğiniz bu yörenin top jockeyi diyebileceğimiz bu arkadaş. Burada gelmez dediğiniz anda geleceğini unutmayın arkadaşlar. Bakın göreceksiniz nasıl geliyor mu gelmiyor mu. Bu Invisible Sun yavrusu Victory Gallop'tan geliyor. Yani bu nasıl olmuş? Bir derecesi bir altı çıkmış. Ben hayret ediyorum gerçekten. Bu atlara ne yapıyorlar bu adamlar? Ya belli olmaz, iki tane koşu koşmuş. Yani çok fazla ön yargılı olamayız. Şu orijinalin güzelliğine bakın. Evet, nerede? Elazığ'da, Diyarbakır'da. Birine Yunus Çelikbaş, birine Vedat Kızmaz binmiş. Maiden, şartlı 19. Daha Maiden olan bir safkan. Tabii ki çıkmak istiyor Maiden'dan. Ferit Yardımcı'ya demişler, bir zahmet bir el at. Bakalım ne olacak. 8. koşu Handicap 16. Dişiler, 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Kum pist zaten. Elazığ'ın her yeri kum pisti arkadaşlar. 15 tane safkan içerisinde burada arkadaşlar 11 numaralı çeke çeke Burak Bektaş'la alternatif bankomuz. Artık ikincilik yaparlarsa yani böyle bir ikincilik serisi devam edecek. 12 numaralı mülayimi çok fazla almıyoruz ama burada çeke çeke 11 numaralı çeke çeke alternatif bankomuz. Çok fazla rakibi yazmayacağız size. Tamamen size bırakıyoruz. Güvendiğimiz iki tane rakip olacak at var burada. Bir tanesi 1 numaralı Akdeniz Rüzgarı İsa Akyavuz'la. Diğeri de 2 numaralı Atik Beykızı Menderes Avşar'la. Yani burada bu iki tane safkanın dışında yani burada diğerleri bütün atların burada kopar yani. Bu üç atı çıkarttığınız zaman yani Eküriler, Akdeniz Rüzgarı ve Atik Beykızı'nı çıkarttığınız zaman hepsi kopar burası. Cinderella Necmi Altın'la sürpriz düşünecektir. Gülçin Hanım 15 numara dikkat. Uğur Gülü var burada 14 numara. Burada gelmez. Ferit Adımcı burada gelmezimiz. Yani bunları da yeri olanlar buraya yazabilirler tabii. Rahat ederler eğer yazabiliyorsanız arkadaşlar. Evet, böylece Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Herkese güzel bir hafta geçirmesini diliyoruz. Güzel olsun her şey inşallah bu hafta hepimiz için. Bursa ile ilgili de premium kuponlarımız şu anda yayınımız video yayında. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.